NTV'den herkese merhabalar. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz'da aylık enflasyonu 9,49 olarak açıkladı. Peki bu doğrultuda emekliye Ocak ayı enflasyon farkı zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun'la konuşacağız. Sayın Erdursun, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Beste Hanım, çok teşekkür ederim. Sayın Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayında belirlenen enflasyon verilerine göre aylık enflasyon oranı 9,49 olarak belirlendi. Şimdi akıllarda bir soru işareti var. Emekliye Ocak ayı enflasyon farkı zammı ne kadar olacak? Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi Beste Hanım, tabii ki sadece Temmuz ayı verisi şu anda bizim elimizde. Evet. Her ayın 3'ünde enflasyon verileri açıklanacak. En son Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2024 tarihinde açıklandığında 6 aylık enflasyon kaç çıkarsa şayet memurlara, memur emeklerine, SSK ve Bağkur emeklerine bu oranda enflasyon farkı verilecek. Şimdi Temmuz ayında enflasyon 9,49. Geçen yıl Temmuz ayında enflasyon kaçtı? 2,37 idi. Öyle açıkladı TÜİK. Ağustos ayında geçen yıl 1,46'ya düştü. Temmuz ayında 2,37 idi. Ağustos'ta 1,46'ya düştü. Geçen yıl Eylül'de 3,08'e çıktı. Ekim'de 3,54'e çıktı. Kasım'da 2,88'e düştü. Aralık ayında da 1,18'e kadar düşmüştü. Yani %15 enflasyon farkı verilecekti memurlara, memur emeklerine. SSK Bağkur emeklerine %15'te refah payı verilerek %30 oranında geçen yıl zam yapıldı. Şimdi bu yıl oran 9,49. Ciddi oranda neredeyse 4 kat artmış durumda Temmuz ayı enflasyonu 2023'ün 2022'ye göre. Bu oranlar böyle devam ederse, yani 2022'deki düşme oranlarını, çıkış oranlarını 9,49'a oranladığımız zaman şöyle bir beklentimiz var. Ocak ayında memura, memur emeklerine, SSK ve Bağkur emeklerine %58 oranında, belki bunun biraz daha üstü de çıkabilir, %58 oranında enflasyon farkı verilecekmiş gibi gözüküyor. Şu anda biz sadece ilk ayın hesaplamasını diğer aylara oranlayarak bu veriye ulaştık. Ve %58 üzerine ayrıca refah payı verilir mi, verilmez mi, ilave bir zam verilir mi, verilmez mi bilmiyoruz. Ama bizim öngörümüz, bu bir öngörü, öngörümüz Ocak ayında %58 oranında bir enflasyon farkı ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Şimdi %58 dedik ama bu %58 şöyle kafaları karıştırmasın. Biliyorsunuz Merkez Bankası yıllık enflasyon hedefini %22'den %58'e çıkardı. Bu nedenle biz %58 enflasyon farkı verilir demiyoruz. Yıllık bazda açıklanan enflasyonun üstünde bir enflasyon çıkacaktır. Sadece Merkez Bankası'nın hedefi 58. Benim şu anda söylediğim %58 de o %58 aynı oranlar değil. Yani zaten Merkez Bankası %58 açıkladı. O yüzden de biz de %58 demiyoruz. O ayrı bir açıklamaydı. Bizim hesaplamamız ayrı. Yıllık bazda %58 hedefi var ama biz şunu öngörüyoruz. Böyle enflasyon devam ederse geçen yıllardaki enflasyon verilerini dediğim gibi oranladığımızda sadece bu 6 aylık dönemde %58 oranında enflasyon çıkar diye biz düşünüyoruz. Türkiye'de çok yüksek bir enflasyon var. Bunu zaten şöyle Beste Hanım, hepimiz yaşıyoruz. Evet. Siz de yaşıyorsunuz, ben de yaşıyorum. Çalışan da yaşıyor, memur da yaşıyor, emekli de yaşıyor. Bu enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanıyor. Daha gerçekçi verilerin açıklanacağını biz düşünüyoruz bu açıklamayla beraber. Mesela geçen yıl aynı dönemde 2,37 olan enflasyon, bakın bir yıl sonra aynı dönemde 9,49. Geçen yıl toplamda 6 ayda %15 enflasyon çıkmışken şimdi sadece bir ayda 9,49. Bunlarla beraber %58 oranında bir enflasyon farkı çıkar diye düşünüyoruz. Şimdi biz bunu söylediğimizde, ben bugün Twitter'dan da paylaştım. Tabii çok kişi, yani bu oran çok yüksek, biz böyle bir oranın çıkacağını tahmin etmiyoruz diyenler de var. Ama ben bu oranlarda, hatta bu oranın üstünde olabileceğini düşünüyorum.
Ancak şöyle bir hesaplama yapalım şimdi. En düşük emekli aylığı 7500 lira. Biliyorsunuz Evet, kök kaç lira olur aylığa... öyleyse sizce? Evet. Yani bu Kaç oranlara lira? baktığımız zaman en düşük emekli maaşı kaç liraya denk düşüyor? Şimdi kök aylığı bir kişinin Beslan'ın kök aylığı 4600 liraysa en son %25 zam sonrasında kök aylığı şu anda 4600 lira olan var. Ancak 7500 lira alıyor. Kök aylığı birisinin 4600 liraysa yine kök aylığı bizim de dediğimiz oranlarda %58 çıkarsa şayet kök aylığı 4600 liradan %58 artışla 7268 liraya çıkar. Bu durumda yine 7500 lira olur. Bakın %58 enflasyon farkı çıksa dahi kök aylığı 4600 lira olan birisinin aylığında hiçbir değişiklik olmadan 7500 lira almaya devam eder. Kök aylığı 5000 lira olan birisinin aylığını %58 oranında zam yapılsa yani enflasyon farkı verilse en düşük şu anda 7500 lira alırken 7900 liraya çıkar. Bu kişinin aylığı 400 lira fark eder. Bir kişinin kök aylığı 6000 liraysa o kişiye %58 oranında zam yapılırsa kök aylığı 6000 liradan şu anda 7500 lira alıyor. Aylığı 9480 liraya çıkar. Şu anda gerçek aylığı 7500 lira olan birisinin aylığı 11850 liraya çıkar. Yani %58 oranında bir enflasyon farkı çıksa dahi Türkiye'de yine milyonlarca kişi kök aylığa zam yapılırsa yine 7500 lira almaya devam ederler. Artışla beraber bazılarının aylıkları 7500 liraya çıkar ama 7500 liranın üstüne işte şu anda dediğim gibi 5000 liranın altında kök aylığı olan kişiler 5000 liraya %58 zam yapılsa 7900 olur. Yani 5000 liranın altında olan kişiler maalesef 7500'de devam eder. Bir de öngörümüz gerçek olursa, %58 çıkarsa, biz her ayın 3'ünde enflasyon verilerine göre bunları değerlendireceğiz. Dediğimiz gibi yanlış anlaşılmasın, hata olmasın, bunlar bizim öngörümüzdür. 2,37 geçen yılda bu sene aynı dönemde 9,49. Şimdi Eylül ayının 3'ünde Ağustos ayı enflasyonu açıklanacak. Geçen yıl Ağustos ayı enflasyonu 1,46 idi. Bakalım 3 Eylül'de Ağustos ayı enflasyonu bu yıl yüzde kaç çıkacak? Bu yıl da bu enflasyon yaklaşık %5'lerde Ağustos ayında %5'lerde çıkarsa şayet demek ki evet %58'ler, %50'lerin üstünde bir enflasyon farkı çıkacağını 1-2 aylık enflasyon açıklandıktan sonra daha net bir şekilde biz görebileceğiz. Evet. Peki Sayın Erdursun, şimdi açıkladığınız meblağlara göre çok büyük bir değişim söz konusu olmayacak emekli maaşlarında. Ancak alım gücü hayli düştü emeklinin, açıklanan enflasyon verilerinden de anlaşılıyor. Ne olacak sizce? Bir ek zam yapılır mı sizce emekliye? Şimdi 7500 liranın üstünde bir kişi aylık alıyorsa, örnek verelim 10 bin lira alıyorsa 10 bin lirası 15.800 lira olur. 7500 liranın altında aylık alan kişilerde kök aylığa zam yapıldığı için önce bu kök aylıkları bir iyileştirmenin yapılması gerekiyor ve kök aylık uygulamasına son verilmesi gerekiyor ki bundan sonra verilen enflasyon farklarını çok düşük miktarda aylık alan kişiler en azından aylıklarında bir artışı hissedebilsinler. Kök aylığa zam yapma devam ederse ve kök aylıklar düşük kaldığı için emeklerin büyük bir bölümü maalesef bu zamları tam olarak hissedemeyecek. Şu anda Türkiye'de 6 milyon kişi 7500 liranın altında aylık alıyor. Bakın 7500 alıyordu zaten. Temmuz ayında enflasyon farkı verildi. %25 refah payıyla beraber toplamda. Buna rağmen toplam 9 milyon kişi 7500 liraya tamamlanan aylığı alırken 3 milyonun 7500'ün üstüne çıktı. Ama 6 milyon kişi 7500 liranın altında kaldığı için 7500 liraya tamamlanan aylığı alıyor. Yani bu oranlarda zamlar ya da enflasyon farkları kök aylığa yapıldığı sürece çok da anlam ifade etmez. Evet. Düşük aylık alacaklarda anlam ifade etmez. Yüksek aylık alacaklarda anlam ifade eder tabii ki.
Sayın Erdursun, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Var mıdır sizin de eklemek istediğiniz bir nokta? Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii bu veriler sadece bir aylık Temmuz ayı. Neden bir aylık diyorsunuz diyenler olabilir. Yani şu anda 7. ay, siz bir aylık diyorsunuz diyenler olabilir. Çünkü ilk 6 aylık enflasyon farkı verildi. Bundan sonra ikinci 6 aylık enflasyon farkının biz hesabını yapıyoruz. İkinci 6 aylık dönemin enflasyon farkını memurlar ve emekliler alacaklar. Bu nedenle Temmuz ayı çok önemliydi. Şimdi Ağustos ve Eylül ayı verileri Ekim ayına kadar böyle her ayın 3'ünde açıklandıktan sonra daha net bir şekilde durum ortaya çıkar. Ancak emeklilerin büyük bir bölümü Ocak ayını bekleyemez. Bu nedenle meclis açıldığında beklenti şu yönde, meclis açıldığında emekli aylıklarına Ocak öncesi Ekim ayında bir iyileştirme yapılır diye de çok büyük bir beklenti var. Bunu da söylememiz gerekir. Peki şimdi bunu söylediniz. Ben de bu noktada bir soru sormak istiyorum. Bu iyileştirme sizce kaç oranında olur? Emeklinin beklentisi nedir ve kaç oranında olmalıdır öyleyse? Şöyle, yani şu anda asgari ücretin altında bir emekli aylığı olmamalı. Bugün Türkiye'de bunu herkes söylüyor, dillendiriyor. Asgari ücret şu anda 11.402 lira. Emekli aylıkları 7.500 liraya tamamlanıyor. En azından asgari ücret düzeyinde bir emekli aylığına şu hayat pahalılığında gerçekten ihtiyaç var. Evet. Çok teşekkürler Sayın Erdursun aktardıklarınız için. Evet, TÜİK'in Temmuz ayında açıkladığı enflasyon oranlarına göre emeklilere Ocak ayında yapılacak enflasyon farkı zammına ilişkin konuştuk SGK uzmanı Özgür Erdursun'la. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.